Hey Sen. Evet evet sen cinsiyetin erkek mi? Ha tamam o zaman. Gel sana Türkiye'nin erkekler hakkındaki bazı kurallarından bahsedeyim. Öncelikle kadın erkek eşittir. Ancak senin cinsiyetin erkek olduğu için bir yıl boyunca evli kaldığın kadına 10 bin dolar nafak ödemen gerekiyor. 10 bin dolarcık canım yani bu da eşitliği bozacak bir şey değil herhalde. Ha bir de kadın beyanı esastır diye çok güzel bir kuralımız da var. Eğer ki bir kadın elinde hiçbir kanıt olmadan seni taciz etti gerekçesiyle şikayet ederse büyük ihtimalle 5-10 yıl hapis yatabilirsin bilgin olsun. Şimdi dostlar en başında şunu söylemek isterim. El Elbette kadın ve erkeklerin tüm hakları eşittir. Yani daha doğrusu öyle olması gerekir. Ben bunun aksini kesinlikle savunmuyorum. Ve zaten benim bu videoda eleştireceğim kişiler tüm kadınlar da değil. Benim eleştireceğim kişiler bu sistemin açığından faydalanan ve daha sonrasında erkeklerle eşit olduğunu iddia eden bazı kadınlar olacak. Yani lütfen herkes üstüne alınmasın. Ama Türkiye'de gerçekten deli olduğum iki konu var ve bugün de bir tanesini konuşacağız. Erkeklerin süresiz nafaka ödemesi. Şimdi kanunlara baktığımız zaman nafaka aslında kadınların da ödeyebildiği bir şey. Ama Türkiye'de büyük ihtimalle nafaka ödeyen insanların %99'u hatta büyük ihtimalle %100'ü erkektir. Ben daha önce hiç kadının nafaka ödediği bir duruma rastlamadım. Peki nedir bu nafaka? Yani bunun anlamı ne? Nafaka dediğimiz şey boşanma veya ayrılık sonrasında bir kimsenin geçindirmekle, bakmakla yükümlü bulunduğu bir kişiye mahkeme kararıyla ömür boyu aylık para vermesidir. Yani siz mesela atıyorum eşinizden ayrılıyorsunuz ve sırf ayrıldığınız için karşıdaki insan nafakaya ihtiyacı olmasa bile ona aylık olarak kazancınızın belli bir kısmını ver gerekiyor Ancak şunu baştan söylemek isterim. Normalde nafaka alması gereken kadınlar eşleri tarafından baskılanmış... ...ve evlilik süreci boyunca hiçbir şekilde çalışamamış... ...ya da çalışmasına izin verilmemiş... ...yani kısacası evlilik süreci boyunca hiçbir şekilde gelir elde edememiş insanlar nafaka alır. Ve dürüst olmak gerekirse bunda çok da büyük bir sıkıntı yok. Çünkü bahsettiğim insanlar zaten hali hazırda karşı tarafın baskısına uğradıkları için... ...herhangi bir şekilde gelir elde edememiş insanlardır. E bu nedenle mağdur durumda oldukları için de karşı tarafın bu mağdur insanlar insanlara gelir ödemesi gayet normal. Ama konu Türkiye'de nafaka alan insanlar olduğu zaman büyük ihtimalle bunların %98'inin nafakaya ihtiyacı yoktur. Yani isteseler kendi ayakları üzerinde de durabilirler. Sağlıkları yerinde hatta bazıları güzel de para kazanıyor. Ama yine de eski eşlerinin maaşlarının bir kısmını almayı tercih ediyorlar. Nerede beleş oraya yerleş hesabı. Bu sistemi suistimal eden kişilerden birisi de Ahu Yautu. Kendisi bildiğiniz gibi bir oyuncu. Yani gayet de güzel paralar kazanıyor. Ve 2012 senesinde Cem Yılmaz'la 20 ay boyunca evli kalmışlardı. Ve Cem Cem Yılmaz'ın bu kadından bir çocuğu oldu. Ancak daha sonrasında çift anlaşmalı bir şekilde boşandı. Ve boşandıktan sonra da elbette kadın Cem Yılmaz'a bir dava açtı. Dava sonrasında ise Cem Yılmaz Tuya toplam 500 bin TL tazminat ödedi. Bunun yanı sıra lüks bir otomobil de verdi. Şişli ve Sarıyer'de de birer daire bıraktı. Bir de tüm bunlar yetmezmiş gibi İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bıraktı. Mahkeme bir de tüm bunların üstüne Cem Yılmaz'ın bu kadına her ay 10 bin dolar ödemesine hükmetti. Çocuk da elbette Kadında kalıyor. Cem Yılmaz da elbette artık 11 yıl boyunca nafak ödemekten yoruldu ve bundan dolayı da mahkemeye başvurdu. Çünkü biliyorsunuz olay sadece 10 bin dolar nafakada da değil. 2013 senesinde dolar kuru 2 TL'ydi. Ancak şu ana baktığımız zaman dolar 32 seviyesinde gösteriyor. Yani bu da aslında Cem Yılmaz'a büyük bir haksızlık. Cem Yılmaz da bundan dolayı mahkemeye başvurdu ve nafakayı en azından dolar bazında değil de Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz'ın teklifi ilk başlarda kabul edildi ve mahkeme Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakasını 70 bin TL'ye kadar düşürdü. Ancak aç gözlü ablamız bununla elbette yetinmedi ve mahkemenin vermiş olduğu bu karara itiraz etti. İtiraz sonrası ne oldu dersiniz? Tabii ki de kadının talebi kabul edildi ve mahkeme tekrardan Cem Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti. Yani yine hiçbir vasfı olmayan bir kadın sırf kadın olduğu için 10 bin dolar bu adam üzerinden para almaya devam edecek. Dostlar kimse kusura bakmasın ama bu kadar da artık hırsızlıktır. Yani bu resmen legal bir hırsızlık. Ulan kadın zaten bir sürü dizilerde oynuyor. Tonla para kazanıyor. Cem Yılmaz'ın aldığı tazminattan sonra zaten çocuğuna yeterince bakabilecek kadar para kazanmış. Ama halen daha aldıkları yetmiyormuş gibi bir de üstüne mahkemeye başvuruyor ve 10 bin dolar nafak almaya devam etmek istiyor. Peki neden? Neden yani? Bana burada sakın gelip de ya işte adamın çocuğu varmış. Çocuğunun bakımını üstlenmesi gerekiyor. Çocuğuna para vermesi gerekiyor falan demeyin. Çünkü bu verilen paranın çocukla bir ilgisi yok. Olamaz da. Bu verilen paranın tamamı kadına gidiyor. Eğer gerçekten sorun çocuk olsaydı yani bu adam zaten kendi çocuğuna gayet de iyi bakıyor. En kral yerlerde o kutuyor. Açta değil, açıkta değil. Ki durum böyle olsa bile böyle durumlarda bile nafak ödenmesi çok saçma. Madem bu kadın nafak olmadan çocuğuna bakamıyor o zaman çocuk adamda kalsın. Sonuç olarak bu kadın Cem Yılmaz tarafından baskılanmamış. Elindeki serveti, işi elinden alınmamış. Bir de üstüne boşandıkları zaman zaten bir sürü de tazminat almış. Ki bunları da kadın olduğu için alıyor zaten. Ama buna rağmen aldıkları yetmiyormuş gibi halen daha daha fazlasını istiyor. Bak ben buna sinir oluyorum. Oğlum bir insan bu kadar gurursuz olmamalı ya. Ya şimdi bu kadın gerçekten bizi bizimle eşit mi? Hayır kesinlikle değil. Bak kadın ve erkek eşittir. Ben bunu savunuyorum. Ancak bu kadın bizimle eşit değil. Bu kadın daha da aşağıda bir varlık. Yani ben hiçbir insan evladının bu saçmalığı savunacağını düşünmüyorum. Umarım da savunmazsınız. Çünkü bu yapılan şey bildiğiniz soygun. Başka bir şey değil yani. Kimse kusura bakmasın. Ha burada şey diyenler de olmuş işte Cem Yılmaz demek ki çok fazla para kazanıyor. Mahkeme zaten gelirini hesaplayıp ona göre böyle bir karar çıkarıyor. Bırakın bu kadar parayı da ödesin ne olacak falan. Ya niye ödesin? Niye? Bu adam aylık 1 milyon dolar kazanıyor olsa bile bunun %1'ini dahi eski eşini ödüyor olması çok saçma bir şey ve eşitliği bozan bir durum bu. Yani bırakın 10 bin doları 1000 TL ödemek bile eşitliği bozan bir durum. Çünkü neden? Yani sen bu kadınla artık ayrılmışsın. Aranızda herhangi bir bağ kalmamış. Kadın da aç değil, açıkta değil. Sen bu kadına niye nafaka ödeyesin? Ya neden? Bir yıl evli kaldığın bir kadına sen ömür boyu bakmak zorunda mısın ya? Ha zorundasın biliyorum ama yani böyle bir şeyin de olmaması lazım. Yani çok utanç verici bir durum ya. Harbiden rezillik. Ben bu kadının yerinde olsaydım insan içine Çıkmaya bile utanırdım ama kadın halen Daha yüzsüz gibi dizilerde oynamaya falan Devam ediyor yani diyecek hiçbir şey yok Gerçekten ve emin olun bir gün tam tersi Bir durum yaşansaydı eğer Cem Yılmaz Mesela bütün servetini kaybetseydi ama bu Kadın daha da zenginleşseydi emin olun Mahkeme bu kadına hiçbir şekilde nafaka ödetmezdi Çünkü niye ödetsin kardeşim Yani nafaka sadece kadınlara özel Bir şeydir değil mi eşitiz ama kadınların Fazladan birkaç tane hakkı var sadece Onlar da olsun artık canım sonuç olarak Eşitiz hı hı, aynen çok eşitiz çok. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.